Ersin Bey merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz sizler. Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Nevzat Bey merhabalar. Merhabalar. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler Ersin. Şimdi efendim Gökburgaz Spor Kulübü olarak söyleşimize geçeceğiz. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Ersin Hocam müsaade ederseniz ben Nevzat Hocam'la başlamak istiyorum. Tabii. Nevzat Hocam biraz sizi tanıyabilir miyiz? Nevzat Özdemir kimdir? Ne kadar zamandır sporla uğraşmaktasınız? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 4-10-76 Düzce doğumluyum. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum. Çok uzun yıllardır basketboldan ilgileniyorum. Son zamanlarda yüzmeye de bir merak sardık ve yüzme işletmeciliğine de başladık. Hı hı. Sayın Aydın Özyurt'un da destekleriyle mevcutta Kemerburgaz Doğa Bilim Okulları veya yeni adıyla Kemerburgaz Doğa Koleji çatısı altında bir yüzme kulübü de kurduk. Hı hı. İlk Kemerburgaz'da 2005 yılında Ahmet Kurd'un desteğiyle basketbol çalışmalarına İstanbul Basket Spor Kulübü Derneği olarak başladık. Altyapılarda her kategorilerde lige katıldık. 2016 yılında da Gökburgaz Spor Kulübü Derneği'ni kurarak hem basketbolda hem yüzmede çalışmalara devam ediyoruz. Evet. Ersin Hocam biraz da sizi tanıyabilir miyiz? 76 doğumluyum. Marmara Üniversitesi antrenörlük mezunuyum ben de. Daha önce aktif yüzücülük hayatım vardır. Milli takımda sporculuk geçmişimde bulundu. 12-13 yıl Işık okullarında çalıştım. Ondan önce yüzme esasında çalışmıştım. Şimdi burada çalışma hayatıma devam ediyorum. Doğa Koleji'nde siz de Nevzat Hoca ile birlikte evet, burada yüzme branşında siz faaliyet gösteriyorsunuz. Peki yüzme branşından biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Yüzmenin önemi nedir Ersin Hocam? Yüzme branşı 3 temel branştan biridir. Yani atletizm, jimnastik ve yüzme olarak bütün temel 5 yaş itibariyle başlanması gereken en önemli sporlardan. Çünkü bütün vücudu kullandığımız bir spordur. Evet. Başka bir ortamda çalıştığımız bir durum. Çünkü suda çalışıyoruz. Evet. Tamamen yer çekimi ortamı olmayan, çok rahat eklemlerimiz için çok faydalı olan, sağlığımız için de çok önemli bir branş yüzme sporu. Evet. Burada peki hocam Doğa Koleji'nin içerisinde bulunuyor Gökburgaz Spor Kulübü. Burada kaç yaş aralığına bu eğitimi veriyorsunuz? 5 yaştan büyüklere kadar devam ediyor. Yetişkin dediğimiz düzeyde de bu işi yapılabiliyor. Herhangi bir yaş sınırlaması yok. Yok herhangi bir şey. Yani 70 yaşında kişi de gelebilir. Olmayan. 70 yaşında da kişi gelebilir. 5 yaşında çocuklarımız da gelebilir. Evet. Gruplar halinde var. Özel şekilde çalışmalar var. Havuzumuz ozonla temizlenir. Çok hijyen açısından bir problem olmayan. Evet. Özenli bakımları yapılan, denetlenen bir havuz. Evet. Nevzat Hocam biraz da basketbol olarak sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii. Basketbol dediğim gibi 2005 yılında bu bölgede Ahmet Kurt'la birlikte başlamıştık. 2016 yılında Gökburgaz Spor Kulübü'nü kurduk. Onun da amacı yelpazemiz çok geniş. Aynı yaş grubunda birden fazla kulüp kurarsak çocuklar daha çok müsabık olacaklar diye kurduk. 2016 yılında kurduğumuz kulüp 2017 yılında yani ilk sezonunda U11 kategorisinde en üst ligde İstanbul şampiyon oldu ve çocuklarımız hala çok güzel güzide kulüplere transfer yaptılar. Anadolu Efes, Beşiktaş gibi kulüplere transfer yaptık. Burası bir basketbol mabedi olmak durumunda ilerliyor. Çocuklarımızı da dediğim gibi yetiştirip diğer büyük kulüplere paslıyoruz. Onlarla da hep işbirliği içerisindeyiz. Ben Darüşşafaka kökenliyim. Çok yıllar önce Darüşşafaka'da çalıştık. Basketbol altyapımızı Darüşşafaka'da aldık eğitimimizi. Dolayısıyla da burada o sistemin devamı gibi bir süreçte devam ediyoruz. Evet. Peki hocam resmi müsabakalara katılıyor musunuz? Tabii ki her yaş grubunda yani U10'dan U17'ye kadar her yaş grubunda hem İstanbul Basket hem Gökburgaz olarak resmi müsabakalara hem Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açtığı liglere hem de özelliklere katılıyoruz. Evet yüzme olarak peki hocam Ersin hocam bu sizden... sezon başlıyoruz. 11-12 yaş olarak daha çok olacaktır. Resmi müsabakalara evet, yeni başladığımız için daha küçük yaşlarla başlıyoruz. İleride inşallah biz de büyük yaş gruplarında devam etmek istiyoruz. Evet. Peki Nevzat hocam ben biraz da kulüp olarak ayrıcalıklarınızdan söz etmenizi isteyeceğim. Şimdi son zamanlarda evet yani bu tarz spor alanlarında destek veren, eğitim veren birçok kulüp varken neden özellikle mesela Gökburgaz Spor Kulübü tercih edilmeli? Şöyle, velilerin çok iyi gözlem yapması lazım. Bir, salonun hijyenik atmosferi, havalandırması, kaç tane potanın olduğu, tavan yüksekliği, antrenörlerin eğitimi, kaç antrenörle aynı anda basketbolluklu antrenmanlarına katıldığı, antrenörün eğitimleri, çocuklara yaklaşımları, hangi liglerde oynadıkları, çocuklara vermiş oldukları formalar,
kullandıkları topun kalitesine kadar veriler artık gözlem yapmalı ve sonucunda karar vermeli. Ben bu saydığım konularda hiçbir şekilde taviz vermiyorum. Basketbol okuluna 6 antrenörle aynı anda katılıyoruz. Yükselen alçalan potalarımız var. Her yaş grubuna ayrı şekilde ilgilenebiliyoruz. Her çocuğa en az 2 tane topun düşeceği kadar bollukta topumuz var. Dolayısıyla antrenörümüzün hepsi akademisyen. Milli takımda oynamış antrenörlerimiz de var. Dolayısıyla bunları seçerken de ucuza kaçmayıp kaliteli antrenörlerle, kaliteli bir salonda iyi hizmet verdiğimize inanıyoruz ki insanlar da bizi tercih ediyorlar. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Biz de sizin için diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Rica ederiz.